Biraz daha hızlı sür. Biraz daha hızlı sür şunu. Efendi, inanın elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen yetmez. Daha iyisini yap. Tamam. Bas şu gaza. Kalabalık yerlere girme. Dön şuradan, dön. Dön, 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 dön. Şuradan dön. Tamam. Yapımız kurtlarımızı dökerler. Oğlum sen ne kişisin? Konuşsa. Yalama be, yalama. Devam et, soldan, ileriden, sola. Ne oluyor? Melahat ablanın telsizinden geldi galiba baba. Ben sizin mangalı takılı kalmıştır. Melahat Hanım telsizi kullanmaya hala öğrenemedi. Tamam. Cepten arayan mı Melahat Hanım'ı diyem telsizin mandalı takılmıştır. Ara oğlum ara. Bakın o enseyemdeki silahı çekmezseniz bir kaza yapacağım ben. Bas gaza be sen. Bırak şu enseyi menseyi. Uy, silah da nereden çıktı? Melahat Hanım'ı esir almışlar be. Demek özellikle düşürmüş telsizin mandalını. Tabii ya, bize yerini belli edebilmek için. Şimdi ne yapacağız bunu babacığım? Ne demek ne yapacağız? Polisi arayacağız tabii. Ya durun, sakin olun ya. Önce kadının nerede olduğunu öğrenelim. Beyefendi bakın, yanlış anlamayın ne olur. Polisler her tarafı tutmuştur. Yakanızı sıyıramazsınız. Teslim olun lütfen. Yok ya. Ne uyanık şeysin sen öyle. O çeneni kapat. Eğer kapatmazsan ben ebediyen kapatacağım o çeneni. Sür be kadın, sür şunu. Tamam süreceğim. Süreceğim de şu ileride İskender Ağa Camii var. O camiden sağa mı sola mı döneyim? Sola dön. Sol taraf daha tenha. Tamam. O zaman İskender Ağa Camii'ne sola dön. Sola dedik ya be kadın. Anladım. Nuri baba, İskender Ağa Camii dedi. Kanlıcadalar. Polise haber vermeliyiz çocuklar. Alo. Ha komiserim. Rahatsız ediyoruz efendim. Ben ne? Makasya durağından Nuri. Bir ihbarda bulunacağım. Buyurun Nuri Bey. Siz dinliyorum. Ha efendim, bizim şoför arkadaşlardan Melahat Hanım'ın arabasını gasp ettiler. Arabada silahlı insanlar var. Aracın plakası kaç? Arabanın plakası 34TUT93. Efendim şu anda Kanlıca'da İskender Ağa Camii'nden sola döndüler. Peki Nuri Bey. Hemen gereken önlemleri aldırıyorum. Sağ olun komiserim. E peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız böyle be? Yardım etmeyecek miyiz Melahat Hanım'a? Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Yaşa be baba. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bırak boş mu kalacak? Doğru söyleyeyim beni babacığım. Zeyno, sen burada bekliyorsan biz birazdan geliyoruz, tamam mı? Tamam sen. Hadi. Vazgeçin bu işten lütfen. Konuşup durma, sıkacağım kafana, kendim süreceğim arabayı. Sür şunu. Ben sizin iyiliğiniz için sürüyorum. Senden iyilik falan bekleyen yok be. Sen işini yap, taksini sür. Tamam. Al kadın. Tamam. Şunu. Sarmış. Kesin yakın. Ağam yavaş yürü, yaralı sana. Nuri Bey, siz ve arkadaşlar biraz geride kalın. Her an bir çatışma olayı olabilir. Tamam komiserim. Nasıl tamam? Bu herifleri dövmeyecek miyiz kardeşlik? Ya sakin ol Osman abi. Bak polisler burada işte. E niye geldik biz o zaman dövmeyeceksek? Ben döveceğim şimdi. Osman aga, gelsinler, hep beraber dalarız. Sakın ha. Bir de sizle uğraşmayalım. Tamam komiserim, tamam. Adamlar önce bir bankayı soymuşlar. Sonra da sizin bir arkadaşınızı arabasıyla birlikte gasp etmişler. Vay tosbağlar be. Bunları mutlaka dövmek lazım. Osman. Bunları hemen dövelim bakalım. Hadi. Komiserim geliyorlar. Saklan, hemen saklan. Allah kahretsin. Nasıl buldular bunlar bizi ya? Her tarafı tutmuşlar abi. Yolun sonuna geldiniz. Buradan kaçışınız yok. Silahlarınızı atın ve teslim olun. Geri dön, geri dön, geri dön. Geçmiyor geri vitese. Tutukluk yapıyor, geçmiyor. Ne yapacağız şimdi? Komiser Bey'in söylediğini yapmaktan başka çaremiz yok. Var çaremiz var. İn aşağı. Enerji evet. Yapmayın. İn aşağı. Kendinizi hem beni harcamayın. Değil mi? Tamam. Yürü. Bırakın gidelim. Öldürürüm kadını yoksa. Şakamız yok bizim. Bak. Ben öldüreceğim bu herifleri ya. Sakin ol Osman abi. Ya. Sen de mi uğraşacağız bir de? Bırakın. Sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Bırakın kadını geçin. Bırakın gidelim. Kendimi de yakarım, kadını da. Acımam. Adam ruh hastası çıktı ha.
Ağam, nereye gidiyor? Oğlum, arabanın arkasından dolaşıp herifleri gafil avlayıp Melahat Hanım'ı kurtaracağız. Sağ mı? He, sağ. E hadi o zaman. Yürü. Osman'a bak, senin ne işin var burada? Uyanıklar, arabanın arkasından dolaşacağız. Değil mi? Evet. Hadi gelin peşimde. Bak kardeşim, bu işin sonu iyi bitmeyecek. Her işi kar teslim ol. Hapse gireceğimi ölürüm daha iyi. Kardeşim, hiçbir şey için ölmeye değmez. Allah aşkına bırakın beni. Cezanızı çeker çıkarsınız. Benim de sonuna dediğime gelecekler. Bırakın beni lütfen. Şşş, iyice karışmasa bari. Hadi komiserim, hadi tamam, gidin hadi. Bırakın çocuklar, benim hakkımdan. Vay be Nur Yaka, ne gündü be, pap 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 pap. Hakikaten ha, macera üstüne macera yaşadık. Gelince böyle üst üste geliyormuş demek ki. Sormayın, gün bitmeyecek sandım. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sinan, Seyit, Osman Bey, benim için hayatınızı tehlikeye attınız, sağ olun. Ne yaptık ki Melahat Hanım? O iki aşlak zaten size ne yapabilirdi ki? Hiç. Yok yok, gerçekten de çok zor bir gündü çocuklar ya, yani. Seyit bu arada, Zeyno nerede? Ağam, Zeyno Melahat ablalardan misafirdir ha. Ne zaman Seyit kardeşim nikah kıyar, gelir elimi öper, Zeyno'yu o zaman alır. Bence de. Bu işi bir an önce bağlamak lazım. Seyit'e güzel bir düğün yapalım. İnşallah hocam, hayırlısı. Gelin arkadaşlar, gelin. İşte o kahraman taksicilerin durağı burası. Hayırdır hocam, buyurun. İyi günler. İyi günler. Efendim, ben bugün Soylan Banka Şubesi'nin müdürüyüm. Bankamız adına göstermiş olduğunuz kahramanlık için sizlere teşekkür etmek için geldim. Ne yaptık ki canım kız, hiçbir şey yapmadık. Zaten biz bunu hep yapıyoruz be müdür bey. Efendim, olayın esas kahramanı Melahat Hanım. Yani soyguncuların yakalanmasında en büyük pay onun. Tebrik ederim hanımefendi. Teşekkür ederim. Lütfen bunu size takdim etmeme müsaade edin. Nedir bu? Bankamız yapmış olduğunuz kahramanlığa binaen bu çeki sizlere armağan ediyor. Çek mi? Kabul ederseniz çok seviniriz. Çek 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 çek. Vay be vay be, çeke bak çeke. Tam 20.000 TL. Efendim, yapmış olduğunuz bu kahramanlığın karşısında bu para gerçi hiçbir şey ama. Olur mu? Çok ihtiyacımız olduğu bir anda geldi bu çek. Çok hayırlı bir işte kullanacağız, inanın buna. Mehmet hocam, ameliyat parası çıktı. Ya biz sana Allah'tan umut geçirmez demedik mi Mehmet hocam? Bak para geldi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Haklıymışsınız. Gerçekten de kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Hep birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz gazeteci arkadaşlar için? Tabii. Tamam. Melahat Hanım bile buyurunuz. Günaydın Ali Kemal. Günaydın babacığım. Çok kral çay demledim. İçer misin? İçerim. Şöyle ince belli yap bakayım bir tane. Hemen getiriyorum. Bu gene burada mı ya? Hep burayadır babacığım. Adeta duran demirbaşı oldu çıktı. Yandır bakayım şimdi. Hemen babacığım. Sinan Bey kalkın. Sabah. Ne oldu, geldik mi? Geldik canım, geldik. Nuri baba. Oğlum senin ne işin var burada ya? Ben ne zaman buraya gelsem seni burada yatar buluyorum. Senin evin barkın yok mu? Var Nuri baba, var da kayganam yine beni evden kovdu. Ben de buraya geldim. Yoksa çok meraklısı değilim yani Ali Kemal'in bitti yatağında böyle uyumaya. Oy, sen de nankör adamsın da hem yatağıma yataşsın hem de çamur atıyorsun. Sus Ali Kemal, konuşma. Niye kovdu kaynanan oğlum? Nuri baba, hani benim horozum vardı ya, adını şanziment koymuştum. Evde yanlışlıkla horozuma gel şanziment dedim. Kayganam da duydu, sinirlendi, beni kovdu. Ali Kemal, koçum sen bana şöyle alles inkluyut bir açık büfe kahvaltı hazırla, hadi koçum. Yapma ya, başka bir arzunuz? Sabah şerefleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Günaydın. Osman Ağa, hoş geldin. Osman Ağa ya, ne haber?
Ya Osman Aga, şu sana ikide bir de gelen trafik cezalarının nedenini öğrenebildin mi? Nereden bileyim be kızancık be, nereden bileyim? Ben de şaşır kalırım. Nereden gelir bu cezalar diye? Sinan abiciğim, ben sana şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Ha, yumurtam da rafadan olsun Ali Kemal. Kızanlı, gördünüz mü gazeteyi be? Aklımızda neler yazarlar? Gel, 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 gel. Görüşürüz. Bak kardeşlik resmimizin altında neler neler yazmışlar, gördün mü? Görmedim ya, ver bakayım. Yakışıklı çıkmış mıyız baba? Çok yakışıklı çıkmışız ya. Bak, kahraman taksiciler. Bak kızı bir çık kahraman demişler. Nuri babacığım, hapını çerçeve ettirip duvara asalım. Ali Kemal, bence seni direkt olarak duvara asalım. Hem de çerçeve ettirmeden asalım. Nerede kaldı benim kahvaltım? Hemen getiriyorum abicim. Yürü, daha işim bitmedi. Sonra da sandaletlerimi boyayacaksın. Bu vitaminsiz kızına neden senin er buyruğunu yerine getirir? Valla Osman Aga, ne bileyim, bana olan saygısından herhalde. Beni çok saygıdeğer buluyor da. Saygıdeğermiş bu bak. Bu ne rezalet müdür bey? Okulunuzun edebiyat öğretmeni Mehmet Bey taksicilik yapıyormuş. Efendim, inanın bilmiyordum. Şu an sizden öğrendim. Ne demek bilmiyordum müdür bey? Siz de okulun müdürü değil misiniz? Bilmek zorundasınız. Efendim, bunda bir hata, bir yanlışlık falan olmalı. Çünkü Mehmet Bey okulumuzun sevilen ve saygı duyulan öğretmenlerinden birisidir. Yanlışlık falan yok müdür bey. Adamın gazetede kabak gibi resim var. Alın bakalım okuyun, üstte ne yazıyor? Kahraman taksiciler. Başka söze gerek var mı? Yok efendim. Konuyu araştırması için derhal bir müfettiş atıyorum. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Melahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Melahat Hanım? Sağ olun Nuri Bey, iyiyim. Aa Murat. Bakıyorum kalkmışsın ayağa. Toparlandım ablacığım, sağ olsun Tuğçe'nin sayesinde. Çok iyi baktı bana. Aa, birileri geldi. Kim bunlar? Bakayım. Oy, gazeteciler geliyor Nuri babacığım. Allah Allah. Yine ne oldu acaba? İyi günler. Buyurun kardeşim, böyle geçin. Buyurun kardeşim, sizin için ne yapabiliriz? Biz Melahat Hanım'la geçen günkü banka soygunuyla ilgili röportaj yapmak istiyoruz. Mümkün mü acaba? Aa, mümkün tabii, buyurun. Buyurun, böyle geçin kardeşim, buyurun. Melahat Hanım, soygunda gösterdiğiniz kahramanlıkla bir anda ülkenin gündemine oturdunuz. Bir dakika, öncelikle burada ben bir şey düzeltmek istiyorum. Ben bu kahramanlığı tek başıma değil, Burak'taki diğer tüm arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdim. Arkadaşlar gelsenize böyle. Gelelim Melahat Hanım. Yürü Osman, yürü. Nuri Bey, siz de gelin. Hay Allah. Gelin, gelin, gelin. Şöyle. Çek kardeşim çek, beni de çek de kayganam kahraman görsün. Bak bak kaygana beraber. Safiye bak, evden çıkmak yok, külahları değişiriz ha. Şişt, Seyit, Murat, Ali Kemal, ne yapıyorsunuz? Gelin oğlum buraya. Gelin ya, gelin gelin. Buradan Çayeli'ne sevgiler selamlar. Gördüğünüz gibi kahraman arkadaşlarım işte hepsi burada. Asıl kahraman onlar. Duydun mu kaygana, bak Melahat Hanım ne diyor? Kahraman bizmişiz, benim için diyor kaygana. Soyguncuları yakaladığınız için banka size 20.000 TL'lik bir çek vermiş galiba. Nasıl harcadınız bu çeki acaba? Harcamadım. O çeki çok hayırlı bir şey için kullandık ve meyvesini de aldık. Hepimiz bunun için çok mutluyuz değil mi arkadaşlar? Evet, 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 evet. En büyük Akasya durağı. Yaşasın Akasya durağı. Dışarıdan dışarı. Televizyonlar çıktı mı? Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler canım. Pardon kardeş, bu ne zaman yayınlanacak söyleyeyim de kayganam seyretsin. Bu akşam. Kardeşim benim görüntümden çokça kullanın, ben fotojeniyim de... Sinan! Tamam Nuri baba, tamam Melahat Hanım, tamam. Hoşçakal kardeşim. Sevgili seyirciler, Kanal D Haber banka soyguncularını yakalatan kahraman taksiciyi buldu ve bir röportaj gerçekleştirdi. Buradan Çayeli'ne sevgiler selamlar. Gördüğünüz gibi kahraman arkadaşlarım işte hepsi burada, asıl kahraman onlar. Kaygana duydun mu bak, kahraman diyor, Melahat Hanım diyor, benim için. Kemal, buyur oğlum. Seyit'in ismini bulmuşuk, taksiciymiş. Ağam, kafası durağı değil. Yarın ilk iş, durağı bulup namusumuzu temizleyeceğiz.